Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişme noktalarını ele aldığımız aylık sohbetlerde bu defa konuğumuz Toplum Gönülleri Vakfı'ndan Başak Tuğsavul. Bu ay Türkiye'de gençlik politikaları ve gençlerin katılımı ile toplumsal cinsiyetin kesişim noktalarını konuşacağız. Başak, öncelikle bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Bize biraz Toplum Gönülleri Vakfı'ndan ve kendinden bahsedebilir misin? Toplum Gönülleri Vakfı yaygın olarak gençlerle çalışan bir vakıf. Temel hedef grubu gençler ve bu gençlerle ilgili bir tür değişim hedefliyor aslında. Bu değişimi iki açıdan ele almak lazım. Bir tanesi, gençlerin kendilerinin yarattığı sosyal projeler yoluyla hem güçlenmesini hedefliyor, hem de bu sosyal projelerin aslında toplumda, toplumsal hayatın kendisi içerisinde bir tür barışı sağlamaya, barışı inşa etmeye yardımcı olmasını ve buna katkı sunmasını hedefliyor. Gençlerin yarattığı, ürettiği yüzlerce proje ve bu çeşitlilik içerisinde de birçok sosyal konu var ve bunların bir kısmı toplumsal cinsiyet, ekoloji, hayvan hakları gibi çok daha hak temelli meseleleri ele alan konular. Bir kısmı sosyal hizmet projeleri gibi aslında toplumda farklı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, onlara toplumsal destek mekanizmaları üretmek için üretilmiş projeler. Vakıf içerisinde Gençlik Araştırmaları ve Politikalar Departmanı'nda gençlerin, bu Türkiye çapında çalışan, üreten, birlikte örgütlenen gençlerin aslında kim olduğunu anlamaya yönelik işler yapıyoruz. Araştırma, raporlar geliştirme, bilgi toplama ve bu bilginin kendisini de politikalara dönüştürmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ben de bu departmanda çalışıyorum. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de nüfusun yaklaşık %16'sı gençlerden oluşuyor. Ancak bu önemli orana rağmen gençler Türkiye'de toplumsal süreçlerde aktif ve etkili bir aktör olarak görülmüyor. Türkiye'deki gençlik politikalarını ve bu yöndeki gençlik algısını nasıl değerlendiriyorsun? Sence Türkiye'de gençlerin temel sorunları neler? Aslında tam da bahsettiği şey, yani gençlerin bir aktör olmaması. Bu aktör olmamasının çok çeşitli nedenleri var ama bu nedenleri Türkiye özelinde ya da gençlerin genel algısını aslında dünyada birçok ülkede nasıl olduğu bağlamında konuşabiliriz. Bir kere gençlik dediğimiz kategori yetişkin olmayan, yetişkinlikle bir zıtlık içerisinde bulunan, henüz olmamış bir ara dönem olarak ifade ediliyor. Genel algı bu yönde. Bu neleri beraberinde getiriyor? Bir kere yetişkinlerle hiyerarşik bir ilişki içerisinde oluyorsunuz. Bu hiyerarşik ilişki gençlerin yetişkinlere bağımlı olduğu, onlara tabi olduğu, onlar tarafından denetim ve kontrol mekanizmalarının içinde olduğu bir ilişki. Birçok kurum tarafından yönetiliyoruz. Birçok kurumun içerisinde, birçok yapının içerisinde yer alıyoruz. Bu yapılar aileden, işte öğrenim hayatında bulunduğunuz kurumlara, oradan işte siyasetin, siyasi aktörlerin içerisinde yer aldığı kurumlara kadar çok geniş skalada kurumlar. Bu kurumların hepsinde aslında gençlerin maruz kaldığı muamele çok benzer. Temel algı problemi biraz bu. Hiyerarşik ilişkiler bütünü içerisinde o hiyerarşik ilişkilerin aldığı kararlara bağımlı olan ve orada kendini sivil olarak, politik olarak, ekonomik olarak ifade etmekte ve bağımsızlaşmakta zorlanan bir grupsunuz, gençseniz. Ne yaşıyor gençler? Bir kere bu bağımsız olamama durumu sizin kendiniz, bedeniniz, cinselliğiniz, doğurganlığınız, hareket alanınız, hareket etme kabiliyetiniz ve diğer bütün kararlarınız, hatta görüşleriniz, siyasi kararlarınız konusunda bağımlı olduğunuzu gösteriyor. Bütün bunlar denetimi sizin elinizde değil. Çoğunlukla gençlerin elinde değil. Tüm gençlere genel olarak baktığınızda aslında diğer gruplardan, bahsettiğim o karşılık içinde olduğu yetişkin gruplarından özellikle kimlikleri, sınıfları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ne olursa olsun farklılaştığını ve ortak bir farklılığa sahip olduğunu görebilirsiniz. Örneğin gençlerin %60'ı oldukça yoksul yaşıyor. Ciddi bir oran. Yoksulluk derken neyi kastediyoruz? Gelir grubu olarak bir şeyden bahsediyorsak, işte ayda 150 lira ile 600 lira arasında bir gelirle yaşamak zorunda bırakılıyor. Bu ne demek? Bu sizin kendinizi geliştirebilecek, birçok hakka erişebilecek, örneğin sağlığa erişebilecek, farklı eğitim araçlarına erişebilecek, maddi güçten yoksun olmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla gençler bu yoksunlukla hayatlarını devam ettiriyorlar. Bununla birlikte kamu politikaları da ne yazık ki bunu gidermeye yönelik şekillenmiyor. Fakat
Bazı gruplar iyice görünmez gruplar. Mesela gençler arasında da, kendi içinde de. Mesela TÜİK ev kızları diye sınıflandırıyor. İşte başka bir araştırmada ev gençleri diye görüyorsunuz. Çoğunluğu genç kadınlardan oluşan gruplar. Ya da mülteci gruplar, bugün Suriyeli gençler. Ya da engelliler. Hiç görünmeyen, aslında en az kamu hizmeti üretilen, kendini geliştirme imkanı, kendi potansiyellerini ortaya çıkarma imkanı en az bulunan gruplar. Dolayısıyla bir de bu farklı grupları görmek, bu gruplar arasında da bir güç ilişkileri olduğunu ifade etmek gerekiyor. Tam da bu noktada aslında bu sorunların çözümü için nasıl adımlar atılmalı sence? Türkiye'de gençlerin güçlenmesini ve katılımını arttıracak şekilde nasıl bir politika geliştirilmeli? Politik hayat yasalarla ve kurallarla şekilleniyor. Şimdi bu yasaların ve kuralların içine nüfuz etmek gerekiyor. Bunları ciddi anlamda değiştirmek gerekiyor. Birçok farklı araç var. Yani yaşa dair kotalar ya da işte aslında bir kültürün değiştirilmesi çok daha uzun vadeli bir şey olduğu için bu kültürün değiştiği zamana kadar bir takım ekstra araçlara ihtiyacınız var. Şimdi bakıyoruz, gençlerin hem örgütlenmelerinin hem de ifade etmelerinin, kendilerini ifade etme biçimlerinin ciddi yasalarla da kısıtlandığını görüyoruz. Daha işte kurum bazında, mikro düzeyde ya da işte öğrenim hayatındaki gençler özelinde baktığımızda onları sınırlayan çeşitli disiplin yönetmeliklerinin, ki yüksek öğrenim disiplin yönetmeliği bunlardan en önemlisi, işte liselerde başka disiplin yönetmelikleri devreye giriyor. Onların ifade biçimlerini ciddi anlamda kısıtladığını söylemek lazım. Nedir bu? En basitinden hala işte bir afiş asmanın, bir bildiri dağıtmanın, hatta toplanmanın kendisinin izne tabi olduğu, izin alınmadığı durumlarda cezalandırıldığı. Dolayısıyla siyasi ifade etme biçiminin sürekli yaptırımlarla ve denetimlerle kısıtlandığı bir ortam içindeler. Örgütlenmeleriyle ilgili çok çeşitli zorluklar var. Aslında genel olarak Türkiye'de örgütlenmeye yönelik tanımlanmış birkaç form var. Bu formların dışında örgütlenme biçimleri legal olarak atfedilmediği gibi bunlara dair bir tanınma, bir muhatap alma biçimi de maalesef yok. Yani kastım şu, informal gençlik gruplarının, işte gençlerin bir araya geldiği çeşitli formların aslında yok sayıldığı ve hatta yok sayılmanın da ötesinde kimi zaman da cezalandırıldığı bir siyasal atmosfer içerisinde yaşıyoruz. Bu gerçekten çok dışlayıcı bir atmosfer. Bu politik özne olmanın ciddi anlamda önüne geçen bir atmosfer. Oysa ki bugün biliyoruz ki gençler siyasi partilere ilgi duymuyorlar. Yani aslında formal bir takım yapılar maalesef ki gençlerin içinde yer almak istediği yapılar haline gelmiyor. Başka informal yapılara çok daha fazla tercih ediyorlar. Şimdi bu bir özne, politik özne olarak aslında hayatın içerisinde, hayatın akışına müdahale etme biçimi ve burada olmadıklarını aslında çeşitli kısıtlamalarla görüyoruz. Bunun dışında gençlerin kendini geliştirebileceği sosyal, kültürel imkanlardan yoksun olduğunu bildiğimiz halde bunları yaratan kamu kaynaklarını, bunları besleyen kamu kaynaklarının çok az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla maddi olarak güçlendirilmeye, bağımsızlaşmaları için, kendi varlıklarıyla hayatta kalabilmeleri için maddi olarak güçlendirmek lazım. Bu maddi olarak güçlendirmenin de çeşitli araçları var. İşte öğrenim hayatındaki gençler için burs imkanları var. Bu burs imkanlarının gerçekten gencin sadece temel ihtiyaçlarını değil, ki temel ihtiyaç olarak tanımladığımız şeyler de çok kısıtlı, ama diğer ihtiyaçlarının da hayata geçebileceği şekilde yükseltmek ve daha geniş bir gençlik kesimine yaymak lazım. Sosyal yatırımlar yapmak lazım. Birçok genç arkadaşımızın sıklıkla ifade ettiği şey, artık üniversite sayılarının oldukça artmış olmasına rağmen, birçok şehirde gençlerin yüksek öğrenime erişebiliyor olmasına rağmen, bu şehirlerin ve bu öğrenim birimlerinin, üniversitelerin, kentlerin kendisinin gençleri yine sosyalleştirebilecek, gençleri işte hareket ettirebilecek imkanlardan yoksun olması gibi. Örneğin üniversitelerin mekanının nerede kurgulandığı, bir şehrin gençte hangi imkanlardan faydalandığı gibi şeyleri konuşmaya başladığında çok ciddi anlamda yoksun olduğunu görüyoruz. Birçok şehirde, Türkiye'de maalesef ki, kentin kendisi, kentin nasıl organize edildiği, bir gencin kendini güvenli bir şekilde, özellikle bu genç mesela bir kadınsa, bir LGBTİ bireyse, engelli bir gençse, mülteci bir gençse, kendini güvenli hissedebileceği
lokasyonların olmadığı, erişimle ilgili fiziksel sorunlar varsa bütün bunlara dair bir iyileştirmenin yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu bahsettiğimiz birçok farklı genç grubunun, hatta bu dezavantajlı konumlara sahip olmanıza bile gerek olmadan bir mahrum bırakılma mevcut. Az önce senin de bahsettiğin gibi gençler dediğimiz homojen bir grup değil. Cinsel yönelim, cinsiyet, kimliği, etnisite, sınıf, din gibi farklılıkları içinde barındırıyor. Evet. Peki bu farklılıkların bir arada bulunduğu gruplarla olan çalışmalarınızda ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? Önce belki şunu belirtmek lazım. Farklılık derken neyi kastediyoruz? Çünkü sanki bütün farklılıklar birbirleriyle eşit farklılıklarmış gibi algılayabiliyoruz bazen. Bu farklılıklar arasında aslında farklı ayrıcalıklara sahip olanlar var, bu ayrıcalıklardan mahrum bırakılanlar var. Dolayısıyla bu güç ilişkiler sisteminin totalini, bütününü görmek, anlamak ve gençlerle aslında çalışırken de bundan bahsetmek de gerekiyor. Ve buna dair de çeşitli müdahale alanları geliştirmek gerekiyor. Şimdi biz eğer kendi içimizde tanımadığımız belirli gruplarla ilk defa çalışmaya başlıyorsak, daha çok o grupların kendilerinin, sözcülerinin, örgütlü gençlik gruplarının müdahalesine ve oradaki araçlara önem veriyoruz. Onların kendilerinin aslında bizi şekillendirdiği, bizim yaptığımız çalışmaları şekillendirdiği bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Neyi kastediyorum? Örneğin o güne kadar hiç görme engelli arkadaşlarımızla çalışmamışsak ve bundan sonra çalışmakla ilgili bir çabamız varsa, bunun kendisini sadece sizin, evet biz çok açığız, bütün çağrılar herkes için açıktır, mümkündür, ulaşılabilirdir demenizle çözülmeyecek bir sorun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla görme engelli genç arkadaşlarımızın kendileri için erişilebilir olduğunu düşündüğü ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Bu bazen bir fiziksel mekanın organize edilmesi, sizin aslında bütün kaynaklarınızın, araçlarınızın, dilinizin, ürettiğiniz bütün malzemenin buna göre uyarlanması demek oluyor. Bu tek taraflı bir ilişki değil. Yani vakıf kendisi bir şey üretmiyor. Aslında üretilen bütün bu bahsettiğimiz farklı grupların ürettiği bütün malzemeleri, düşünceleri, sözleri, ideolojileri kendi yaptığı çalışmaya dahil ediyor. Böyle söylemek daha doğru zannedersen. Ama bunu yaparken belki şunu belirtmek lazım. Bu grupların kendisini İzole ettiğimiz çalışmalar yapmıyoruz. Yani her bir grubun kendi içerisinde değil, aslında hepimizin ortak yaşamı içerisinde, bütün o yaşamı herkesin ihtiyacına yönelik organize etmeye dair bir şeyler yapıyoruz. SOK olarak gençlik çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi konusunda deneyimleriniz oldukça fazla. Bu iki alanı kesiştiren çalışmalarınızı ve bu çalışmalardan edindiğiniz deneyimleri biraz paylaşabilir misin? Aslında vakfın kurulduğu yıllardan beri toplumsal cinsiyet bir ana bileşen olarak, yani bütün meselelere yaklaşımımızı belirleyen temel bir unsur olarak var. Bu unsuru birazcık daha sistematik hale getirmeye başladık. Bir kere bu meseleye şöyle yaklaşmıyoruz. Bu bizim, biz işte vakıf çalışanları ve gençler arasında ayrım koyduğumuz, birilerinin diğerlerini aktardığı, işte birilerinin diğerlerini tek başına güçlendirdiği bir mesele değil. Bu hepimizin hayatını topyekun olarak değiştiren bir mesele. Bu ne demek? Şu demek. Vakfın çalışanlarıyla, yönetim kuruluyla, birlikte çalıştığı gönüllülerle, gençlerle kendi hayatımıza doğrudan yansıyan değişimleri hayata geçirmek demek. Bu bir örgütlenme içindeyseniz eğer, ki biz gençlik örgütlenmeleriyle çalışıyoruz demiştim başta da, o örgütlenmenin nasıl karar aldığı, o örgütlenme içinde rol dağılımının nasıl şekillendiği, örgütlenmede bir takım statüler, önemli pozisyonlar varsa bunlara kimlerin erişebildiği ile ilgili bir dizayn demek olabilir. Burada işte çeşitli kotalar giriyor devreye, pozitif ayrımcılık ilkesi giriyor, katılımda eşitliği sağlamaya yönelik müdahaleler giriyor. Bu çalışanlarla ilgili bir durumsa örneğin, çalışanların kendisinin ortak kuralları çerçevesinde, örneğin sendikalı çalışanlarız, sendika içerisinde oluşturduğumuz kurallar var. Bu çerçevede bizim hayatımızda düzenleyen bir hale gelebiliyor. Aynı şekilde beklentimiz vakfın bütün birimlerinin kendi hayatını, yaklaşımını, şiddet içermeyen, cinsiyetçi olmayan, heteronormatif algılarla şekillendirmediği bir örgütlenme biçimi kurmak. Vakıf bunu o yüzden de bütünlüklü bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor. Tek taraflı işte çalışanlardan gençlere yürüttüğü bilgilendirme faaliyetinin ötesinde bir şey bu. Peki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine geri dönecek olursak,
Özellikle hedef 5 toplumsal cinsiyet eşitliği, hedef 3 sağlıklı bireyler ve hedef 4 nitelikte eğitim başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamı gençlerle yakından ilişkili. Türkiye'de gençlik alanında toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmesi açısından bu hedefler nasıl işlevsel hale getirilmeli? Şimdi gençlerin örgütlenme ağlarını genişletecek hem yasal ortamı sağlamak gerekiyor, hem kültürel ortamı geliştirmek gerekiyor. Bu da başka formların kendisine açık olmak ve gençleri politika yapım süreçlerine mutlaka ve mutlaka dahil etmek demek. Hangi formda örgütlenirlerse örgütlensinler. Bunun dışında özellikle sağlık meselesine erişimde, yani genç toplumsal cinsiyet konusu, biliyoruz ki cinsiyetleri, cinsiyetli özneleri ve cinsiyetsiz özneleri farklı şekillerde etkiliyor. Herkese bu toplumda kaynaklara erişimde, haklara erişimde aynı olanaklar sunulmuyor. Bütün bunları bir kere tespit etmemiz lazım ve bütün bunları öğrenim hayatından istihdama ve işte bu bütün bu ortak alanlarda bulunmayan, hiçbir alanda bulunmayan gençlerin hayatına yansıyacak şekilde düzenlemek lazım. Şimdi tek tek ele almak gerekiyor belki bunları ama toplumsal cinsiyetin gençlerin hayatına çok etki ettiği bir örnek alanlardan bir tanesini söyleyeyim. Belki hani hepsine değinmek çok mümkün değil. Örneğin sağlık alanı. Sağlık alanı özellikle gençlerin cinsel sağlığı, cinsellikle ilgili meseleleri söz konusu olduğunda ciddi anlamda ayrımcılıkla karşılaştığınız ve birilerinin yok sayıldığı bir alan, birilerinin görmezden gelindiği ve birilerinin bu hizmetlerden faydalanamadığı bir alan. Bu sizin medeni durumunuza, cinsel yöneliminize, cinsiyetinize, kimliğinize göre inanılmaz bir şekilde, farklı şekilde sunulan sağlık hizmetleri var. Bir kısım hizmette ne yazık ki sunulmuyor. Sunulmadığı için de çok ciddi risklerle karşı karşıya. Artık giderek gençlerin, genç kadınların, genç LGBT'lerin hayati risklerle karşı karşıya kaldığı ve bunun oranının da yükseldiği bir Türkiye'de yaşamaya başladık. Çünkü toplumsal olarak bir takım değer yargılarıyla gençlerin baskılandığı, bu yargılar nedeniyle de bu hizmetlerin onlara sunulmadığı ya da kendilerinin bu hizmetlerden faydalanamadığı bir ortamda yaşıyoruz. Yani sağlıktan bahsedeceksek bu çok kritik bir şey. Cinsel sağlık meselesinin hem bir eğitim müfredatı içerisinde ciddi anlamda yer alması gerekiyor, hem de bunun hizmet sunumu aşamasında da gençlerin gözetilmesi ve bütün bu değerlerin tekrardan daha özgürlükçü formlarla gözden geçirilmesi, yeni değerler yaratılmasına dair çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu işte öğrenim hayatınıza da bu şekilde girdiği zaman zaten anlamlı. Sizin de talep ettiğiniz bir şey haline gelebiliyor çünkü. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Şunu söylemek iyi olabilir. Aslında hiçbirimizin kimliği ya da bulunduğu konum, toplumsal konum sabit bir konum değil. Hepimiz çoklu kimlikler içerisindeyiz. Dolayısıyla ne gençlik meselesi tek başına, gençlikle alakalı aslında toplumdaki diğer bütün meselelerden doğrudan etkilenen ve onlarla ilişkili ne de diğer konular. İşte eğitimden bahsederken gençlerden bahsediyoruz. Gençlerden bahsederken cinsiyetten bahsediyoruz. Irkçılıktan bahsediyoruz. Bu bütün meselelerin aslında birlikte konuşulmasının, birlikte çözüm üretilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Katkıların için çok teşekkür ederiz Başak. Karşılaşmalarda bu ayki konuğumuz Toplum Gönülleri Vakfı'ndan Başak Tuğsal oldu. Kendisiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında gençlik çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuk. Farklı konu ve konuklarla karşılaşmalara devam ediyor olacağız. Takipte kalın.